Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik kalıp çıkarmanın püf noktalarını anlattığım ikinci video ile geldim. Bir önceki videom alt bedeni çıkardığım videoydu. Şimdiki videom ise üst bedeni anlattığım bir video olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Bir önceki videomda alt beden çalışması yapmıştım ve tüm püf noktalarını, alt bedeni çıkarırken dikkat edilmesi gereken tüm noktaları o videoda anlatmıştım. Şimdi üst beden çalışması yapacağım ve burada dikkat etmeniz gereken noktaları da sizlerle paylaşacağım. Daha önceki videomu izlemediyseniz alt beden çalışmamı linkini aşağıya bırakacağım. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilgi kutusunda olacak. Üst bedende daha önceki videomu izlediniz olarak varsayıyorum ve bu kalıbımda bir tık üste giderek beğenmediğim noktaları düzenleyerek kalıbı çıkarmayı göstereceğim. Yani kalıp üzerinde oynamalar nasıl yapılır? Beğenmediğiniz kısımları nasıl değiştirip dönüştürebilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Hemen geçelim ve şunu da söylemek istiyorum. Yine önceki videoda bahsetmiştim. Bu videoda da izlemeyenler için bahsetmek istiyorum. Kullandığım kumaş esneyen penye bir kumaş. Çıkarttığınız kalıbı esnemeyen bir kumaşa uygularsanız hatalı bir çalışma elde etmiş olursunuz. Hem emeğiniz ziyan olur hem de kumaşınıza yazık olur. Bunu önlemek için muhakkak çıkardığınız kağıdın üzerine penye mi yoksa saten mi ya da krep kumaş mı olduğunu belirtin. Yanılmanızı ortadan kaldırmış olursunuz. Böylece ben hemen kalıbıma geçiyorum. Milaj kağıdı kullanıyorum. Yani bunlar aslında kalıp çıkarmak için kullanılan kalıp kağıtları. Sizlerin elinde bu kağıt olmayabilir. Elinizde gazete yaprağı olabilir, gazete sayfaları olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ya da kullanmadığınız defterinizin boş sayfaları vardır. Bantla yapıştırırsınız yine. Onları da kullanabilirsiniz. Hatta ben bazen kağıdım kalmadıysa şunu da yapıyorum. Muhakkak evde hediye paketleri bulunuyor. Şu saman kağıtları var ya. O kağıtları atmıyorum kesinlikle. Elimde milaj kağıdım kalmadıysa o kağıtların üzerine çizim yaparak onları da değerlendiriyorum. Bunlar da sizin için kolaylıklar olsun. Kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Tek bir kalıp çıkaracağım. Arka ve ön kalıbı ayrı ayrı çıkarmayacağım. Farklılıklarını kalıbın üzerinde göstererek anlatacağım. Ve ana kalıbımıza, yani çıkardığımız kağıdımıza bu farklılıkları not alacağız. Keserken oralarda düzenleme yapmak için bunu yapacağız. Kalıbımı bu şekilde yerleştireceğim. Yalnız yerleştirmeden önce hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben genişliğini görmek için şu an yerleştiriyorum. Nereden başlamam gerektiğini anlamak için bunu yapıyorum. Mesela kol oyuncusu çok ileri gitti. Biraz çekmem gerekiyor. Başlamam gereken noktayı şu şekilde orta noktasını belirliyorum. Zaten oradan aşağıya indiğimiz zaman diğer kısmı da belirleyeceğiz. Hemen kol oyuntusundan orta kısma doğru olan, yani en geniş olan yerden olan ölçümü aldım. Kalıbımı, kıyafetimi kaldırıyorum. Tersine çeviriyorum. Her zaman pratik kalıp çıkarırken tersine çevirerek çalışın. Çünkü dikiş paylarını da vermiş olursunuz. Ekstra işleme gerek kalmaz ve kumaşın dikişindeki tüm ayrıntıları da görerek hareket etmiş olursunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka tersinden pratik kalıp çıkarın. Kalıbımı çıkarttım. İki yaka oyun başlangıç ve bitiş kısımlarını birbirine birleştirdim. Kaymasını istemiyorum. Ve etek kısmından ikiye katladım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü
şu şekilde yarım kalıp olarak çalışacağım. Kumaşımı keserken iki kat şeklinde kumaşımı katlayıp yarım kalıbı üstüne koyuyorum ve tek seferde kesiyorum. Tek seferde kestiğim için açtığım zaman sağ ve sol kanadını elde etmiş oluyorum. Bu şekilde çizmek çok daha kolay oluyor. İki yanı da eşit şekilde çıkmış olacak böylece. Şimdi burada asıl genişliğimi belirlemiştim. Gelmesini istediğim yere. Katladığım düz kısmı buradaki düz kısma denk getiriyorum. Bu kalıbımda hata olmasını önleyecek. Hani şu cetvelimizde 90 derecelik açıyı alıyoruz ya her zaman. Tam düz gelmesi için. Bunu katlayıp düz kısmına getirdiğimiz zaman otomatik olarak o 90 derecelik açıyı ayarlamış oluyoruz. Şimdi bakıyorum. Kalıbımın ilk belirlediğim orta noktasıyla denk geliyor mu? Evet. Denk geliyor. Demek ki bir hata yok. Bunu anlamış oluyorum buradan. Ve işlemlere geçeceğim. Sırayla anlatacağım. Şimdi ilk yapmam gereken şurada arka oyuntunun genişliğini görüyorsunuz. Burası ön oyuntunun başladığı yer. Hemen ön oyuntuya bir nokta koyuyorum. Bakın kumaşımı bezik bir yaka olarak çalışmışım. Ve şuradaki kısmına da noktasını koyuyorum. Nereden istersem oradan genişliğini ayarlayabilirim. İstersen daha yukarıdan, daha kapalı bir yaka, istersen biraz daha aşağıdan kullandığım, yaptığım çalışmaya göre değişiklik gösterir. Yaka takmak istersem aşağıya, yaka takmak istemezsem buradan başlar ve dikiş payı bırakarak devam ederim. Ama penye kumaş kullandığım için ve ben genelde penye kumaşlarda yaka taktığım için bu noktayı belirliyorum. Şimdi az önce demiştim ya, düzenlemek isteyerek gideceğim bu parçada. Az önce demiştim ya, düzenleyerek gideceğim bu kalıbımı yaparken diye. Şimdi ben bu kalıbımın bu kadar açık olmasını istemiyorum. Şu elimdeki zamanla artık esneme yapıyor. Penye kumaşı olduğu için biraz daha salaş bir görüntü elde ediyor. Bu yüzden bunu önlemek için ben bitmiş kısmından yaka genişliğini ayarlayacağım. Alt yaka genişliğini. Ve arka yakanın da biraz oyuk olduğunu düşünüyorum. Ona da biraz yukarıdan ölçü alacağım. Ve böylece yaka kısmını bir nebze düzenlemiş oluyorum. Yakanın omuzlardaki başlangıç kısmı da bana biraz açık geldi. Bu kalıpta. Onu da düzenlerken hemen şöyle ayarlayacağım. Şimdi bu yaka genişliği bana çok açıksa ne yapmam gerekiyor? Bir tık aşağısından başlamam gerekiyor. O zaman noktamı buraya koyuyorum. Normalde omuz oyuntusu 14 santim kadar gelir. Şimdi buna bakıyorum, 15 santim gelmiş. Benim için 14 santim genişlik yeter mi? Ne yaptım? Ben yakamı yukarıya taşıdım. Yani burada 1 santimlik fark çıkmış oldu ortaya. Bu farkı düşmek için 1 santim daha aşağıdan çizeceğim. Zaten dikiş payını da içeri aldığım için hemen çizimimi yapacağım. Buraya noktayı koydum. Omuzumun bitiş kısmına noktayı koyuyorum. Ve daralttım bu kısmı. Biraz daha içeride. Noktalar koyarak omuz kısmını çizdim. Şimdi yapmam gereken İç yaka oyuntusunu belirlemek. Bakın burayı bu şekilde kaldırıyorum. Dilerseniz şu şekilde içeri alabilirsiniz. Çok daha kolay çalışırsınız. Bir tık içe almıştım. Hemen o noktadan aşağıya doğru küçük küçük noktalar koyarak yaka genişliğimin ovalliğini de veriyorum. Kapatmıştım. Şimdi İkinci yakamı, yani arka yakamın genişliğini yine daraltmıştım ve yukarı taşımıştım. Daralttığım kısımdan yukarı taşıdığım kısma doğru çizgimi, nokta nokta çizgilerimi çekiyorum ve ön yaka ve arka yaka oyuntusunu belirledim. Ön yaka,
yazıyorum karışmaması için. Sonradan baktığımda ne yaptığımı bilmek adına bu işlemleri yapıyorum. Arka yaka. Omuz kısımlarında çizdim. Şimdi sıra geliyor kol kısmına. Kolumun biraz daha geniş olmasını istiyorum. Şu kol artık bana daha dar geliyor. Giyindiğim zaman şuralardan kasma yapıyor. Bu kasmayı önlemek için 1,5-2 cm kadar aşağıdan ilk noktamı belirliyorum. Zaten üstteki noktamı belirlemiştim. Hemen kolumu şu şekilde bu tarafa doğru, içe doğru kıvırıyorum ve ana dikiş kısımlarını dümdüz gelecek şekilde ayarlıyorum. Yine dediğim gibi dikiş paylarını düzelterek dışarı doğru düzenliyorum. Dikiş paylarını sıfır gelecek şekilde çizgilerimi koyuyorum. Buradaki yarım 1,5-2 cm ya da 1-2 cm ne kadarsa o düşüklüğü de şu şekilde vererek kol oyuntumu belirlemiş oluyorum. Yapmam gereken tek şey yan dikişlerin olduğu yerlere yine çizgiler koyarak inmek. Kalıbım hazırlanmış oldu. Şu çizdiğim kalıp arka kalıptı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir püf nokta var. Ön kalıptaki şuradaki kısım, oyuntu kısmı her zaman daha içeride olur. Daha içeride olmasının sebebi bu kısımda büzüşmeler, potluklar olmasın diye. Arka beden omuzlar olduğu için daha geniş gelir. Daha geniş geldiği için şurayı sarması gerekiyor. Ama ön kısımda böyle bir şey yok. Ön kısım her zaman daha içe doğrudur. Bu yüzden bu kısmı atlamadan ön oyuntusunun olduğu yere şu şekilde belirliyorum ve bu kısma ön kalıbın oyuntusu diyorum. Çizerken bu kısmı unutmamak adına bu işlemi yapıyorum. Ama keserken arka oyuntu kısmını keseceğim. Bunu da unutmuyoruz. Hemen ben bir keçeli kalem alacağım. Net şekilde görün diye çizgimi onlarla yapacağım. Çizimleri yaptım. Tekrar sizler için göstereceğim. Şimdi ilk ön yaka oyuntusu demiştik. Sonra arka yaka oyuntusu. Ön yaka oyuntusuna cetvelimi yerleştiriyorum. Kavisli bölgesinden yardım alarak bu şekilde ilerliyorum. İlk bu kısmını koyuyorum. Tam bitiş kısmına denk getiriyorum. Çiziyorum. Ve bu kısmını da düzenleyip tam bir ovallik sağlıyorum. Arka yaka kısmına geliyorum. Yine arka yakayı bir tık yukarı almıştım. Omuz başlangıç noktasıyla arka yakanın başlangıç noktasını bu şekilde birleştiriyorum. Omuz kısmına geliyorum. Omuzun başlangıç ve bitişine en başta noktalarımı koymuştum. Hemen bu kısımları düz bir çizgiyle birleştirdim. Koltuk altı kısmının ön ve arka oyuntusunun farklı olduğunu söylemiştim. Özellikle farklı kalemle çiziyorum ki not aldığım kısmı atlarsam renkli kısmını görüp hatırlayayım diye. Arka kısmın oyuntusunu da şu şekilde belirledim. Ve böyle çiziyorum. Tam oyuntunun koltuk altı noktasına koyduğum noktaya kadar geliyorum ve düzenliyorum. Şimdi arka kısım, ön kısmında ayrı olmasını istiyorum. Atlamayayım. Hemen aklıma gelsin renkli kalemi görünce diye. Ve bu şekilde devam ediyorum. Yani arka oyuntu başka, ön oyuntu başka. Keserken arka oyuntudan keseceğim. Ön oyuntuyu iki kat şeklinde kestikten sonra ön oyuntuyu ayırıp buradaki oyuntu kısmını ayarlayacağım. Bunu tamamen unutmamak adına yapıyorum.
Şimdi bel kısmına gelince isterseniz dümdüz inersiniz. Göğüs ucundan bel bitimine kadar pens işareti koyarsanız bu şekilde daraltabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi pens atmayla hiç uğraşmayayım, bunlara gerek yok derseniz şu şekilde. Hatta bu bile fazla oldu. Daha bile az boyuntu vererek devam edeyim. Alt kısmını da hafif açtırarak gideceğim ki dar olmasın, vücuduma çok fazla oturmasın. Şuradaki hatalı çizgilerimi siliyorum ve asıl çizgim dıştaki çizgi. Bu şekilde ön ve arka kalıbımı oluşturmuş oluyorum. Tek fark, unutmayın, bu kısmında bulunan arka ve ön bedendeki farklılık. Kol kısmına geçeceğim ve detaylı şekilde kolun çizimini anlatacağım. Daha sonra kesim işlemine geçeceğim. Farklı bir keçeli kalemle devam ediyorum. Gölyemden yardım alarak 90 derecelik bir açı belirliyorum. İki kısım birbirinden ayrılsın diye bu işlemi yaptım. Ve yine ön kalıbımda çalıştığım gibi tek taraf çalışacağım. Aynı arkada ve önde olan farklılık kısımlarını belirleyerek gideceğim. Sonrasında pratik şekilde kesmek için bu işlemi yapacağım. Uzun uzun tek tek çıkarmama gerek kalmamış olacak böylece. İkiye katlanmış şekilde dümdüz olan kısmı kat kısmını denk getiriyorum. Hemen bitiş noktasını ve başlangıç noktasını belirliyorum. Dikişlerimi yatırarak bu işlemi yapıyorum. Sonrasında dikiş payı vermemek için bu işlemi yapıyorum. Burada yapmam gereken kıvırma payını vermek. Bunu unutmadan hemen aşağıya doğru iniyorum. Şimdi bilek kısmının ne kadar olmasını istediğimize gelelim. Dilerseniz bileğinizi ölçebilirsiniz. Dilerseniz olduğu gibi kalıbı kullanıyorsanız olduğu gibi ölçü verebilirsiniz. Ben çok hafif daha büyütüyorum. Çok fazla değil. Yarım santim kadar büyütüyorum. Kalıbımı çıkarırken farklı olarak ne yapmıştım? Ne düzenleme yapmıştım? Kol oyuntusunu daha aşağıya almıştım. Daha yukarıdaydı. Biraz dar geliyordu. Bunu aşağıya alarak genişletmiştim. Hemen onu unutmadan genişlettiğim ölçüde, yani toplamda 2 santim kadar genişletmiştim. O ölçüyü buraya belirliyorum. Bunu atlamamalıyım, yoksa küçücük bir kolum geniş bir kol oyuntumu olur. Bu oyuntuyu da belirledikten sonra şu şekilde düzenliyorum. Yukarı doğru atıyorum. Kalıbımı, bakın, dikiş kısımları olduğu gibi ortaya çıkıyor. Ve dikiş kısımlarını alarak arka bedenin kol kısmını çıkarıyorum. Bunu da unutmuyoruz. Neden arka kısmı çıkarıyorum? Çünkü ön kısım daha dar. Ön kısmın darlığını kalıbımda belirteceğim zaten. Kalıbımın en önemli noktası burasıydı. Geriye attım. Elimle düzenledim. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde noktalarımı koyarak geldim ve başlangıç bitiş kısmı belli olmuş oldu. Tek yapmam gereken artık ovalliklerini vererek kalıbımı tamamlamak. Şu şekilde. Bakın, bu kısımda hafif İçe doğru kavis var. O kavisi veriyorum ve tekrar hafif bombeleşiyor. Bu şekilde ilerliyor. Kalıbım çıkmış oluyor böylece.
fazla mürekkep çıktı. Fazlasını alalım. Dağılmasın iyice. Kalıbımın ovalliğini vermek için yine cetvelimin oval kısmıyla düz kısmında birleştirme yapacağım. Zaten tam anlamıyla denk gelmiş olacak böylece. Bakın tek seferde tüm ovalliği vermiş oldu. Böylece kalıbında hiçbir hata olmadığından emin olmuş oldum. Son kol ağzı kısmını da çiziyorum. Ve bu kısmı da kapatıyorum. Arka kalıp olarak kol kalıbım çıkmış oldu. Yapmam gereken şey neydi? Ön kalıptaki darlığı belirlemek. Ön kalıbı da hemen farklı bir kalemle yine belirtiyorum. Şu kısımdaki daraltmaları yapmak için cetvelimi alıyorum ve düzenleme yapacağım. Böylece potluk ortadan kalkmış olacak. Hemen şuraya not çıkarıp yazıyorum. Ön kalıp farkı diye. Keserken yine arka kalıp gibi keseceğim. İki kat şeklinde keseceğim için bütün bir kol elde edeceğim. Sonra kolumu ayıracağım. Ön kısmının olduğu yerde şuradaki fazlalığı çıkaracağım ki buraya otursun ve güzel bir görüntü elde etmiş olalım diye. Kol kalıbım da bu kadardı. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Penye kumaş kullanarak kalıbımı çıkarttım. Daha sonra yanına olmasın diye bu notları kesinlikle almalıyız. Ve kesim işlemini yaptıktan sonra kalıplarım hazır. Aslında çok basit. Benim uzun uzun anlatmama bakmayın. Siz detaylı olarak anlayabilin diye böyle uzun uzun anlatıyorum. Yapılışı çok basit şekilde olacaktır. Denerken anlarsınız zaten. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.